Allahu Ekber. Semiallahu limen hamiden. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahümme entes selam ve minkes selam. Polis arasında çatışma çıktı sayın seyirciler. Çok sayıda yaralanma ve gözaltı vakasının yaşanacağını sanıyorum. Artan gösterileri, kurulu örgütün güçlenmesi, siyasi yorumcularda Burtura beklentisini haliyle arttırdı. Silahlı kuvvetleri Burtura'da hükümete nasıl bir... Yandım ulan ya. Yanarsın tabii. Az daha enseleniyorduk lan senin yüzünden. Neden o? Oğlum ben sana önce sağa sonra sola selam vereceksin demedim mi? Karıştırmış mıyım ya? Allah Allah. La ben acıktım la. Çıkarsan Allah maskeni. Bilal! Hayırdır? Yok bir şey. Allah kabul etsin Meryem abla. Allah razı olsun. Meryem abla, senin saatin dolmadı mı? Yok, yarım saatim daha var. Hala öğrenemedin mi kız? Namaz saatlerini ekliyor mesaisini. Hak geçmeyecekmiş ya. Aman abla,
Bu aralar fazla namazla niyazla uğraşma. Neden? Ortalık karışık. Bizim elçinin iş yerinde mescidi kapatmışlar. Soruşturma falan açacağız gibi laflar ediyorlarmış. Açsınlar, ne yapalım? Koca koca adamlar benim namazımla uğraşacaklarsa... Bay milletin haline. Neyse, ben soruşturmayı düşünmüyorum bile. Ya neyi düşünüyorsun? Büyük soruşturmayı düşünüyorum. İş yapacağına çene yapanlar da biraz düşünse iyi olur diyorum. Hadi. Oğlum. Hoş geldin. Ne haber annelerin en güzeli? Yok mu benden daha güzeli? Anneler arasında yok. Ama kızları bilemeyeceğim. Öyle mi? Küstüm konuşmuyor. Anne. Yazı mı Tura mı? Söylemiyor. Ya. Hadi. Yazı. Aa, yazı geldi. Sen kazandın. Ne? İnanmazsan bak. Numaracı. Hadi. Hayırlı işler Süleyman Efendi. Sağ ol Meryem abla. Domates geldi, tartayım mı? Geçen küçüklerden değilse tart. Ne çürüğü abla? 3 tanesi çürük çıktı. Bak, yanımda avukatımla dolaşıyorum, ona göre ayağını denk al. Ne zaman ev veriyorsun bu delikanlıya abla? Allah Allah, ne yapacaksın? Kızına mı alacaksın? Oho abla, zamanı gençliği bunlar. Seni beni bekler mi? Kendi bulur evlenir. Yok, benim oğlumun işi olmaz kızla falan. Okulunu bitirecek. Hakim olacak, savcı olacak, avukat olacak. Ondan sonra kimi isterse alsın. Vermezlerse ellerimle kaçırırım. Baksana abla şuna, rengi attı. Ben sana diyorum, var bunda bir şey, var. Ne alakası var Süleyman abi? Utandırma benim oğlumu. Al bakalım yakışıklı. Annen yokken burada dertleşelim ha. Abi ya. Halim adamı şu Süleyman abi. Bakma sen Süleyman Efendi'ye. Şakacı adamdır. Yok canım, niye bakayım? Konuşuyor işte. Aa Yusuf, ha? Menekşe... Kaydı. Ne oldu oğlum? Yok bir şey anne. Yırtılmadı. Allah Allah. Menekşeleri suladın mı diyecektim. Sulamadım. Sularım. Anne. Ben yuvaya gidecektim çocukların yanına. Git. Meryem annelerinden de selam söyle yavrularıma. Gözlerinizden öpüyormuş de. Yetimlerim benim. İyi, hemen haberlere girmişiz. İyi. Oo, yaralı da var. Polis var mı yaralı? Yok. İyi. Niye la? Polis yaralanınca daha çok sansasyonel oluyor. Sansasyonel? Evet abi, ben ne dedim? Bizim ekmeğinin peşindeki polisle işimiz yok. Bizim derdimiz bu din bezirganlarıyla. Yakında foyaları meydana çıkacak zaten. Az kaldı. Azilerden döneceğiz. Nereye ya? Patron beklemiyor mu? Bir işimiz var. Bir yetimi sevindireceğiz. Açım la ben. Hem yetimim de. Beni sevindirin. Ağlama ağlama. Allah'ın ayısı. Yeah.
günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. İyi. Gel bakalım sen buraya. Sen ne yapıyorsun orada? Gel. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Oh. Bebek bu ya. Cem, nereye oğlum? Menekşe'ye. Oğlum, bak beni dinle. Anne yine başlama. Cem, boşa kürek çekiyorsun. Baban o kızı asla istemez. Cem, Cem gel buraya. Evet, çok güzel. Annem olsaydı saçlarımı o bağlardı değil mi Menekşe abla? Evet Oya'cığım, o bağlardı. Senin de annen yokmuş. Senin saçlarını kim bağlardı? Kendim bağlardım güzel kız. Bak sen çok şanslısın. Senin Menekşe ablan var. Sen şanssız mısın Menekşe abla? Senin kimsen yok mu? Var. Kimselere değişmeyeceğin bir kimsen var. Bu neydi Ahmet? Kalp. Kalbimizde ne yapardık? Ne işe yarardı kalp? Kalp şeye yarar. Yaşamaya. Başka? Bir de? Bir de. Sevmeye. Evet, sevmeye. O zaman bu kalbi yerine yerleştirelim. Sevmeye devam etsin, olur mu? Kimi sevecek peki? Kimselere değişilmeyecek. Hep sevilecek birini bulur elbet. Hadi bak şimdi. Az bir işim var içeride. Arka bahçede bekle, geliyorum hemen. Hı hı, tamam. Yine gelirsin değil mi Menekşe abla? Gelirim tabii. Gelmezsen ben de saçlarımı kimseye yaptırmam. Onlar da böyle karma karışık olur. Gelirim, merak etme. Hadi çocuklar, Allah'a ısmarladık. Güle güle Menekşe abla. Menekşe abla. Seni. Yürü gel benimle. Üzülme Yusuf. Ben yine geleceğim. Yusuf Aydın. Bir yerde oturup şey içelim mi? Gitmem lazım Yusuf. Merak ederler. Ya yapma böyle. Zaten zor gidiyorum. Tamam, yapmıyorum bir şey. Ama içime dokunuyor böylesi. Kaldıramıyorum. Yapacak bir şey yok Yusuf. Hem bir tek ben değil ki.
Annen de, o da istemez. Affedersiniz, biz Yusuf Aydın'la röportaj yapmak istiyoruz. Kendisi şurada geliyor. Sağ ol. Eyvallah. Gel. Yusuf Bey! Buyurun. Yusuf Bey merhaba. Buyurun. Evet. Biz Kanal 4'ten geliyoruz. Sizinle konuşabilir miyiz? Neyle ilgiliydi? Siz hukuk fakültesi öğrencisisiniz değil mi? Evet. Avrupa Birliği İnsan Hakları Komisyonu makale yarışmasına bir makale gönderdiniz mi? Evet ama... Modernitenin bireysellik yolundaki handikapı, kadın özgürlüğü, modern bir ifade biçimi olarak başörtüsü adlı araştırmanız büyük ödülü kazandı. Yani yarışmanın birincisi siz oldunuz. Haberiniz yok mu? Hayır yok. Evet sayın seyirciler. Şu anda ülkemizde yaşanan önemli bir problemi uluslararası bir yarışmada en özgün ve en açıklayıcı ifadelerle ortaya koyan Avrupa Parlamentosu'nca dikkat çeken araştırmacı, hukuk fakültesi öğrencisi Yusuf Aydın'la beraberiz. Boş zamanlarını da arkamda görmüş olduğunuz yetim evinde çocuklarla birlikte geçirmeyi tercih eden Yusuf Aydın'a kazandığı ödülle ilgili bazı sorularımız olacak. Yusuf. Evet. Böyle bir yarışmaya katılmak için makale yazmaya ne zaman karar verdin? Ben... Ülkemizde son dönemde başlayan baskıların ve yasakların kendi özgün bağlamından kopartılarak tartışılmasından rahatsızım. Öncelikle yaşadıklarımızın moderniteyle bağlantılarını ortaya koyarak işin entelektüel boyutuna dikkat çekmek istedim. Bir de tartışan aktörlerin arka planındaki suflörleri işaretlemeye çalıştım. Peki neden onca makale arasından seninki seçildi sence? Ne özelliği vardı? Ben bir darbe mağduruyum. Babamı 1980 darbesinin kirli oyunlarında kaybettim. Annem yıllarca sebepsiz ceza çekti. Siz de annenizle birlikte hapiste yaşıyordunuz değil mi? Hı-hı. Ailemizi dağıtan, bizi savuran kirli bir oyun oynandı o zamanlar. Ve birileri bu sayede büyüdü, semirdi. Birileri de bedel ödedi. Sağcısıyla, solcusuyla. Tek bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Size şeriat geliyor diye bir tarafı işaret eden ellere bakmayı bırakın. Bir an olsun bu kişilerin diğer elleriyle ne yaptıklarına bakın. Çünkü gerçek orada. Sevgili izleyiciler, bugün cuma namazı sonrası muhtelif yerlerde çıkan olaylardan sonra Genelkurmay Başkanlığı'ndan beklenen muhtıra niteliğindeki açıklama yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin layık cumhuriyeti kollama ve korumakla yükümlü olduğunun belirtildiği açıklamada iktidarın yaşanan olaylara gerekli tepkiyi göstermesinin beklendiği, aksi takdirde istenmeyen gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi. İstenmeyen gelişmeymiş. Yani istenmeyen tüyleri alırız diyorlar. Alırlar damat, alırlar. Hatta üstüne sinek kaydı tıraş bile yaparlar. Bile bile bekletiyor. Şerefsiz. Şşt oğlum. Etrafta dinleme cihazı falan vardır. Manyak mısın sen? Kaza sonrası hurdaya bak, dönen otomobil sürücüsü... Adam gelince ben konuşacağım, tamam mı? ...yerinde feci şekilde can verdi. Beyler, fazla vaktim yok. Buyurun. Rica ederim efendim, önce siz buyurun. Mümtaz Beyciğim, sizden daha önce bir ricamız olmuştu. Cevap alamayınca... Cevap aldınız Hüsnü Bey. Cevap almayarak isteğinizin yersiz olduğu cevabını aldınız. Ama biliyorsunuz bizim ticari istikrarımız açısı... Hüsnü Bey, şöyle açıklayayım. Siz kanun dışı yollarda kaldınız. Bizse iş adamı olduk. Sizi de yanımızda getirdik ama karşınızda oturan damadınız... Yıllar önce sizin ticari istikrarınızı yerle bir etti. Biz de hizmet ettik bu yolda, biz de. Hem gerekeni yaptık, hem istenileni yaptık. O zaman kanun dışı demediniz. Şimdi mi böyle olduk? Sizin hizmetlerinizin modası geçti Hazım Kara. Artık medyatik çağdayız. Figüranla dönüyor işler. Anlayacağın, biz artık başka bir oyun oynuyoruz. Postmodern diye bir kelime duydun mu? Post kim efendim?
Merak etme, yakında çok duyacaksın. Efendim, uçağın iniş saatini hatırlat demiştiniz. Konuşulacak başka bir şey yok sanırım. Size kapıya kadar eşlik etsinler. Suyun başını tuttunuz Mümtaz. Ama dikkat et. Birikip sel olmasın. Geldik. Evet. Yarın görüşürüz. Şu tabelayı kopartıp atacağım bir gün. Sanki bize bakıyor. Sanki hissediyor. Her defasında öyle şeyler söylüyor ki, daha ağzımı bile açmadan boğazıma tıkıyor kelimeleri. Annen... Hepsini aşacağız Menekşe. Hepsini. Sadece biraz zaman var. Hepsi o kadar. Az daha unutuyordum. Bunu senin için yaptım. Bu çok güzel. Sen mi yaptın? Sen bu kadar ilerledin mi ya? Hoca istidadın var diyor. Beğendin mi gerçekten? Dünyanın en güzel menekşesi. Ver şunu. Dur ne yapıyorsun? Yırtacağım işte. Dünyanın en güzel ikinci menekşesi. Ben sana Menekşe'den uzak duracaksın demedim mi? Ben de sana uzak durmayacağım demiştim. Baban da böyle diklenmiş babama. Babam da senin gibi itleriyle iş görürdü. Göreceksin. Cem Karan'ın kim olduğunu göreceksin. Vazgeçeceksin. Menekşe benim. 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 Kime güveniyorsun? Annene mi? Sahip çıkacak kim var sana? Kim? Kim? Kimsiniz lan siz? Kim? Bilal abi. Bilmiyorduk abi. Affet abi. Bu çocuğun babası yok diye sahipsiz mi sandınız? Yetim diye mi? Çırak diye mi lan? Utanmadınız mı 3.30'a talim eden garibanı haraca kesmeye? He?
Yavaş gel, o bıçağı yediririm sana. Aferin. Şimdi dağılın lan. Dağılın! Sağ ol abi. Hadi. Sen de git. İşinden kalma. Abi. Hadi. Hadi. Allah razı olsun abi. Hele bir soluk lan yiğidim. Hamburger yer misin? Oğlum kral, yemeyin şunları. Babandan mı gördün, dedenden mi? Hamburgermiş. Bazlama vardı da ben mi yemedim? Alo abi. Neredesin Bilal? Dışarıdayım abi. Yasemin dönüyor. Havaalanından karşılayabilir misin? Yasemin mi? Ama ben vazgeçmiştim. Sen vazgeçirmiştin beni. Kral burada abi. Kral gitsin alsın. Niye? Şeyden. Sen al. Yasemin tanımaz kralı. Nereye gidiyoruz? Ben havaalanına gidiyorum. Ben? Otobüse bin azıcık. Vatandaşın çektiği çileden haberin olsun. La oğlum, şimdi otobüs çok kalabalık oluyor. Ben orada adam döverim ya. Allah Allah. Hadi hadi hadi. Hadi. Menekşe. Sen akıllanmayacak mısın Menekşe? Yusuf. Gidemez. Ne yaptınız ona baba? Ne yaptınız? Ben bir şey yapmadım. Küçük Bey yaptı. Allah'ım belasın. Bırak. Bırak, gidip göstereceğim ona. Bırak dedim. Menekşe. Kızım yapma. Kendini de beni de yakarsın. O çocuğu da yakarsın. Kızım, dur! Menekşe! Dokunma Yusuf'a. Sana yaklaşırsa dokunurum. Dokunma ona Cem. Sakın dokunma. O zaman uzak dur ondan. Buna sen karar veremezsin. Çocuk değilim. Kendi kararlarımı kendim veririm. Menekşe! Gel, yürü! Gel! Bir kere de arkamda dur. Bir kere de babalık yap bana. Heyecanlanıyorsun ki. Sana ne oluyor? Yasemin sana mı geliyor sanki? Bak ya, saçını düzeltiyor. Alo birader. Çiçek alacağım ha. Ben. Alacağım valla. Alacağım arkadaş. İster misin delikanlı bir tane? Yok abla, istemem. Al bir tane, al. Sağ ol abla, sağ ol. Hadi al. Ablacığım yok. Abla bakar mısın? Hoş geldin. Ver bakalım güzellerden bir deme. Ne vereyim? Hangisini istersin? Şunu beğendim. Peki.
Sağ olasın. Allah razı olsun. Çiçek aldın diye kollarına atılır artık. Hadi, geç kalacaksın. Ulan kral. Ulan kral. Hamburgere bastın değil mi benzin parasını? Ya Rabbim ya. Bir taksi geçmez mi be kardeşim be? Hop! Birader! Ulan ben seni bir yakalarsam... Kim yaptı? Kur'an'da en güzel kıssadır Yusuf suresi. Baba Hazreti Yakup aleyhisselam. Oğlu Yusuf aleyhisselam da peygamberlik cevheri görür. Peygamberler toplumları iman nimetin tatsın diye kendilerini helak edercesine çalışırlar. İmmetleri milletleridir. Tek başlarına her biri bir millettir. İşte evladı Yusuf aleyhisselam da bunu gördüğü için sevgisi bir başka olmuş Hazreti Yakup'un. Sevgi paylaşıldıkça çoğalır ama kıskançlık da azalır, yok olur. Allah insanları insan gibi yaratmış. Pençe vermemiştir ama nifak girince araya kardeş kardeşin kurdu olur. Pençelerler kardeşlerini, öldürürler. Olmadı yaralarlar. Yaranın biri kapanırken biri açılıyor dedem. Neden? Biz bu dünyaya yaralanmaya mı geldik? Hep istemeye, hiç kavuşmamaya mı geldik? Ah edip ağlamadan, sineler dağlamadan, su gibi çağlamadan koca dağlar aşılmaz. Yolcu buruk baş gerek. Gözde daim yaş gerek. Huy biraz yavaş gerek. Yoksa yollar aşılmaz. Vuslat istiyorsan adına yakışır olman gerek. Yusuf olanın kuyuyla imtihanı olmadan yarla vuslatı olmaz. Abi bu ne? Soru sorma döverim. Havaalanı yolunda tamam, yürü. Ne bakıyorsun? Hiç mi kız görmedin? Gördüm. Görmedim. Gördüm. Gördüm. Yasemin. Sana almıştım ama... Temiz tutamadın. Hiç değişmemişsin Bilal. Ben seni gördüğüm için... Yavru kuşum, neredesin ya? Bavulları yerleştiremiyorum senin yüzünden. Bilal, nişanlım Berkant. Merhaba. Bilal babamın en az adamıdır. En has. Hey, slow down man.
Dostum senin derdin ne ha? Birader senin dil ayarlarını yenilemeyi unutmuşlar galiba. Terbiyeni takın Bilal. Takınmazsam ne olur? Yasemin? Kızım? Baba? Nasıl geçti yolculuk? Hala cevabını merak etmediğin sorular soruyorsun baba. Berkant hoş geldin. Hoş bulduk. İçeri geçin, yemek hazır. Siz gelmiyor musunuz? Benim küçük bir işim var. Daha sonra katılacağım size. Ben aç değilim, odama çıkacağım. Havaalanından leş gibi sigara kokan bir taksiyle geldiğim için iştahım kalmadı. Sen Yasemin'le kal istersen okay, Berkan. Okey, okey. Yasemin! Niye gitmedin havaalanına? Gidemedim. Benzin. Bir görevi neden başaramadığını sorduğumda ne yapmayacaktın Bilal? Cevap vermeyecektim abi. Neyse, gel benimle. Tebrikler. Temiz iş yaptınız. Eyvallah. Yalnız bir daha polisle çatışma olmasa... Merak etme. Ben de hoşnut değilim. Sonuçta biz de devletin yanındayız. Ama bunların gidişine bir dur demek zorundayız. Şimdi de İran istihbaratıyla pazarlığa oturdular. Müttefiklerimizi değiştirmeye çalışıyorlar. Eğer başarırlarsa bunca yıllık birikim... Atalarımızın bağımsızlık için verdiği bütün mücadele, Cumhuriyet'in kazanımları boşa gidecek Bilal. Farkındayım. Şimdi, çok önemli bir mesele var. Bu din bezirganları ellerini sahipsiz çocukların üzerine attılar. Nasıl? Yetim evlerini, yetiştirme yurtlarını, vakıfları gözlerine kestirdiler. Buralarda yaşayan sahipsiz çocukları hediyelerle, parayla... Bursla kandırıp devşirmeye, militan yapmaya çalışıyorlar. Şerefsizler. Aynen. Ama sorun şu ki ipliklerini pazara çıkaramıyoruz. Çok dikkatliler. Burada da iş sana düşüyor. Ne oldu? Kavga mı ettin? Yok. Yok bir şeyim. İyiyim ben. Ödümü kopardınız ya. Anne, iyiyim. Ne oldu oğlum? Allah rızası için anlat. İki dakika müsaade edin. Gel. Hay Allah. Oğlum çatlatma beni. Ne oldu? Ne yaptılar sana? Ya okulun orada bir kavga çıktı anne. Korkma ya. Ben karışmadım da arada kaldım. Başka bir şey yok annem. Korkma sen. Asıl sen söyle ne olduğunu. Bu ne hal? Niye herkes burada? Akşam haberlere çıkacaksın diye toplandılar. Röportajın yayınlanacak ya. Sen nereden biliyorsun bunu? Önce buraya geldiler seni aramaya. Yetim evine ben yolladım. Oradan biliyorum. Allah'ım ya. Ödüm koptu yemin ederim. E hadi gel o zaman. Milleti bekletmeyelim. Yusuf... Bir şey yok değil mi oğlum? Okuyacaksın değil mi? Ters yollara girmeyeceksin. Onun gibi olmayacaksın değil mi? Anne, o dediğin benim abim. Yasmin. Yavru kuşum. Arkadaşlar aradı. Hoş geldin partisi veriyorlar bizim için. Hadi hazırlan. Happy hour anlarsın ya. Dinleniyorum Berkant. Sen git. Saçmalama hadi. Dinleniyorum dedim. Sen git. Kızma yavru kuşum. Ben kaçtım o zaman.
Hepsi tamam mı? Hacı'ya da vereyim mi? Tamam. Sen basına haber verdin mi? Sabah hazır olsunlar. Yetim evinin güvenliğini de bağladı bizimkiler. Bir saat sonra herif arazi. Rahat gir çık diye. Hadi yürü. Bu ne oğlum? Bilmem. Açtım bu çıktı. Lan ayarlamışsın işte. Ne demeye çalışıyorsun sen? Bir şey demiyorum ya. Tamam kızma, kapatırız. Kapatma. Kalsın. Ne bekliyorsun lan? Hadi sürsene. Tamam. Başlıyor galiba. Hanım doldur doldur. Hemen bey. Buyurun buyurun. Aa Meryem abla, çay bitmiş. Aa. Ben bir çay demleyeyim geleyim. He. Ye benim aslan oğlum. Kendi ellerimle açtım. Yarasın da koskoca hakimler savcılar olasın. Ye oğlum, afiyet olsun. Ya Necmiye teyze, zahmet etmin. Ne zahmet? Aa, yavaş boğacan çocuğu. Ye. Meryem abla, çay bitmiş. Aa. Söyleyediniz de ben getirirdim dükkandan gelirken. Ben alır gelirim iki dakikada. Oğlum. Tamam tamam. Dur ben getiririm ya. Yusuf. Menekşe. Hayvanlar, canavarlar. İyiyim ben. Sen nasıl çıktın? Kaçtım. İlçedeki nakliye işinden gelen para beyim. Açsana. Bu ne lan? Bu ne? Seringel damat, seringel! Millet amuduyla götürüyor. Biz tuvaletçilik yapıyoruz. Senin yüzünden. Senin gereksiz açgözlülüğünden. Ben o zaman çıkarlarımı kolladım. Hı. Ama yakalandın. Hem de Mümtaz Saruhan'a yakalandın. Mümtaz Saruhan... Bana kestiği bileti yutturacağım ona. Yutturacağım. Bak hala konuşuyor. Sen adam olmayacak mısın damat? Bittik diyorum, bittik. İflasın eşiğindeyiz. Sen hala artistlik peşindesin. Ben hakkımın artistik peşindeyim baba. Hakkımın. Cem, oğlum. Sus. Hakkı, babamla konuşacağım anne. Şimdi değil oğlum. Uygun vakit. Şimdi konuşacağım anne. Bu işi bitireceğim. Cem oğlum. Baba. Ne var? Bir şey konuşmak istiyorum. Konuş oğlum. Baba. Sen hep bana istediğini almak için ne gerekiyorsa yapmalısın dersin ya. Evet. Ben çok istediğim bir şey için... Yani... Baba ben seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Cem. Lafı ağzında eveleyip geveleme. Ne konuşacaksan konuş. Tamam mı? Kafam kazan gibi zaten. Beni uğraştırma. Biraz büyü yahu. Biraz da bensiz bir işi halledin. Biraz adam ol, adam. Adam olacağım baba. Tam da senin istediğin gibi bir adam olacağım o zaman. Menekşe!
Melekşe çık konuşacağız. Melekşe! İçeri geliyorum. Hain. Nankör. Şimdi Yusuf abi çıkacak. Evet, biliyorum kızım. Eleştiri oklarının hedefine oturtan makalesiyle Yusuf Aydın'ın röportajı var sayın seyirciler. Evet. Avrupa Birliği İnsan Hakları Komisyonu makale ödülünü kazanan hukuk fakültesi öğrencisi Yusuf Aydın şimdi ekranlarınızda. Yaşasın, durun. Sessiz olun. Başladı. Evet sayın seyirciler. Şu anda ülkemizde yaşanan önemli bir problemi uluslararası bir yarışmada en özgün ve en açıklayıcı ifadelerle ortaya koyan Avrupa Parlamentosu'nca dikkat çeken araştırmacı, hukuk fakültesi öğrencisi Yusuf Aydın'la beraberiz. Boş zamanlarını da arkamda görmüş olduğunuz yetim evinde çocuklarla birlikte geçirmeyi tercih eden Yusuf Aydın'a kazandığı ödülle ilgili bazı sorularımız olacak. Yusuf, evet. Böyle bir yarışmaya katılmak için makale yazmaya ne zaman karar verdin? Ben... Neredesin? Ülkemizde son dönemde başlayan baskıların ve yasakların kendi özgün bağlamından kop. Sana bir şey yaptılar mı? Babam aynı. Biliyorsun zaten. Ne derlerse onu yapıyor. Sıradan bir eşya gibiyim o evde. Sana bir şey yapmalarına izin vermeyeceğim Menekşe. Ben olduğum sürece sana zarar veremezler. Peki ne yapacağız? Ben seni eve bırakayım. Sen gelme Yusuf. Ben kendim giderim. Olmaz bu saatte. Gel. Menekşe! Ne istiyorsun? Benim olanı almaya geldim Yusuf Aydın. Burada sana ait bir şey yok Cem Kara. Geri bas. Derin yanında değil, çok kötü yaparım. Basmazsam ne olur? Yapma! Yapma Cem! Yapma! Yusuf! Anne! Rahat bırak oğlumu. Rahat bırak bizi. Sana can borcum var kadın. Sen karışma, çekil. Benim hesabım onunla. Onunla ne hesabın varsa benimle de var. Senin cesaretin ancak... tabanca ile olur. Menekşe'yi alıp gideceğim. Zorluk çıkartmayın. Tamam. Tamam yeter artık. Geliyorum. Menekşe. Beni senden alamaz o. Korkma. Anne. O kız olmaz.
Benden sakladığın periler padişahının kızı olsa gider alırım sana. Ama... Anne, dinle anlatacağım. O kız olmaz Yusuf. O kız olmaz. Analık hakkım için olmaz. Anne! Anne dur! Ya anne! 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 Üşüdünüz mü? Dışarıda mı unuttu sizi anneniz? Almayacak mı sizi eve? Yusuf abi! Yusuf abi! Ahmet! Ne işin var senin dışarıda? Nasıl çıktın? Yusuf abi, birileri var yuvada. Gizlice girdiler. Kim? Görevliye söylemediniz mi? Görevli yok ki. Bizden başka kimse yok. Çok korktum Yusuf abi. Tamam, korkma. Gel. Nerede gördün? İşte orada. Tamam, sen burada dur. Yusuf abi, Yusuf abi. Ahmet, Ahmet kaç, kaç. Kusura bakma kardeşim. İstanbul'da bir yetiştirme yurdunun önündeyiz sayın seyirciler. Arkamda görmekte olduğunuz binaya bu sabah yapılan polis baskınında birçok aşırı dinci yayına ve dini içerikli kişisel eşyalara rastlandı. Yetkililerin yurda ait olmadığını belirttikleri eşyaların yurda nasıl girdiği ve devlete emanet edilen bu yetim çocukların kimler tarafından nasıl etki altına alınmaya çalışıldıkları araştırılıyor. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi son günlerde adından çokça söz edilen hukuk öğrencisi Yusuf Aydın da olayların içerisinde. Yusuf Bey. Yusuf Bey. Ilımlı ve uzlaşmacı kişiliğiniz bir maske mi? Takiye mi yapıyorsunuz? Olayla ilginiz var mı? Yurtla ilgin nedir? Yusuf Bey, iddialar doğru mu? Çocuklara dini eğitim mi veriyorsunuz? Herhangi bir örgütle bağlantınız var mı? Yusuf Bey. Yusuf Bey. Yusuf Bey. Yusuf Bey. Evet sayın seyirciler. Evet, sayın seyirciler. Zanlı Yusuf Aydın sorulara cevap vermekten kaçınıyor. Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre Yusuf Aydın ve annesi Meryem Aydın'ın bu yetiştirme yurduna uzun süredir gelip gittikleri ve çocuklarla yakın ilişki içerisinde oldukları biliniyor. Yurtta bulunan eşyalarla ilgileri ise henüz ispatlanamadı. Sayın seyirciler, burada inanılmaz olaylar devam ediyor.
Meryem Aydın'ın devlet karşıtı ve aşırı dinci görüşlerinden dolayı daha önce hapis yatmış olması olaydaki şüpheleri güçlendirir nitelikte. Yayınımız devam edecek. İşimin başından bunu hiç mi kaldırdınız beni? Meryem Hanım, sizi muhasebeden çağırıyorlar. Bana bu yaptırdığınız haksızlık. Ben size bir şey yaptırmıyorum müdür bey. Siz yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Meryem Aydın çok iyi bir çalışanımızdı. Anlamıyorsunuz galiba müdür bey. Devir çok kötü. Yeşil sermayeyi haftası yerseniz ne hale geleceğinizin farkında mısınız? Hükümete fazla güvenmeyin derim ben. Bankalar kimin arkasında duracaklarını iyi bilirler. Kime kredi vereceklerini de. Mescitler, başörtülü çalışanlar, cuma vakti izinler. Bunlar hep eksi puan, hep. Yeter, anlaşıldı. İstediğinizi yaptım Cem Bey. Başka bir şey yoksa... İdari işleri bağlayın bana. Bu kadar mı? Kesinti mi var? Kusura bakma abla. Bir şey yapamayız. Anlaşıldı. Müdür beye selam söyleyin. Şuraya bir imza atar mısınız? Gözümüz aydın. Dosya arşivi için istediğimiz yeri ayarlamışlar. Nereyi? Müdür bey aramış. Mescidi kapatıyorlarmış. Orayı vermişler bize. Şu selam vardı ya. Boş geç. Sende kalsın. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi son günlerde adından çokça söz edilen hukuk öğrencisi Yusuf Aydın da olayların içerisinde. Yusuf Bey, ılımlı ve uzlaşmacı kişiliğiniz bir maske mi? Takiye mi yapıyorsunuz? Gördün mü? Onlara ne yaptığını gördün mü? Siz busunuz işte. Sadece parçalarsınız. Sadece yok edersiniz. Annen bunu hak etmedi. Senin gibi bir evladı hak etmedi. Anlıyor musun? Yeter! Defol. Defol! Bunları bana değil, kendine söylüyorsun Bilal. Yapma Yasemin. Yapma. Canımı acıtıyorsun. Bilal'in kafasını karıştırma. Git nişanlınla gez dolaş. Bizim işlerimize karışma. Kapı kilitli. Görüyorum baba. Dışarı çıkmayacaksın kızım. Neden? Öyle. Bundan sonra bana söz verene kadar dışarı çıkmayacaksın. Baba, neden yapıyorsun bunu? Hazım karının olmaz diyeceğini biliyorsun zaten. Neden Cem'in çocuklarına eyvallah diyorsun? Hazım Bey olmaz diyene kadar bana konuşmak düşmez Menekşe. Küçük Bey bu meselede... Büyük Bey, Bey. Yeter baba, yeter artık. Biz insan değil miyiz? Bekçi köpeği gibi burada dizlerinin dibinde mi yaşayacağız sonsuza kadar? Sen öyle olabilirsin ama ben olmayacağım baba. Kusura bakma. Evden çıkmayacaksın. Alo. Alo. Ne? Çıkmaz sokak gece apartmanı mı? Ne alakası var kardeşim? Daire 12-12 değil. Yanlış numara. Allah Allah. Sapık mıdır nedir? Doğru numara baba. Selamünaleyküm dedem.
Aleyküm selam. Aleyküm selam Yusuf, aleyküm selam. Hayırdır? Dede, bir insan hak ettiği güzel bir şey istediği için vicdan azabı çeker mi? Çekmeli mi? Öfkeyle hak iddiası biraz yaman çelişki değil mi? Öfke insanın en zayıf damarıdır. Maruz kaldığı kabalıkları ancak vicdan genişliğinle aşabilirsin. Bu da iradenin hakkını vererek olabilir. Sen etrafta hak arayıp güzellik sorgulayacağını, önce vicdanını genişletmeye bak. Ne yani? Yaşamayacak mıyız dedem? Biz hep iki eli boş, yüreği yaralı mı kalacağız? Sevmek yok mu bize? Evlat, müşrikler sevdiklerini Allah gibi severler. İnançlı vicdanlarsa Allah'tan ötürü severler ve sinelerini açarlar. Allah'ı seviyor gibi sevmekle Allah'tan ötürü sevmek birbirinden çok farklı şeylerdir. Sevgi varlığın mayası. Unutma, iyi süt güzel mayayla nelere dönüşür? Bayat süt aynı mayayla ne zehirler üretir? Sen bunun farkını içine sindir. Sonra sev, sevilecekse. Bunlar sen söyleyince güzel geliyor ama ben senin kadar güçlü değilim belki de. Ben böyle davranırsam sadece taklit etmiş olurum deden. Ben bu dünyadan hakkımı istiyorum. Elimde değil. Allah'a ısmarladık. Seni bile dinlemedim Mehmet amca. Deli gönül ne gezersin? Geze geze yorulman mı? Ne kazandın bu sevdadan? Vazgeç desem darılman mı? Zamanı var demek ki Meryem. Zamanı yok bu işin Mehmet amca. Gidip konuşacağım. Beni işten attılar. Yarın seni de okuldan atacaklar diyeceğim. Evimizden atacaklar. Buldukları her yerden sürecekler diyeceğim. Yüce dağın menekşesi. Sesin güzeller neşesi. Gönlümün billur şişesi. Taşa çalsam kırılman mı? Bir kez de bizim istediğimiz gibi olsun. Bir kez de. Yusuf Aydın. Evin reisi kim dedim sana? Evin reisi kim dedim sana? Benim. 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 Hadi yazım otura mı? Oynamıyorum. Hadi yazım otura mı? Oyuna gelecek bir evladım var. Biri de yolda. Ben seni çok seviyorum Ali. Sana bir şey olursa. Ecel birdir. Değişmez Meryem. Abim, abim. Allah'ım güç ver bana. Anlaşıldı, anlaşıldı. Kapat hadi, çok yazdı. Yazdı.
Yakında telefon faturasını ödeyecek para da kalmaz. Pancar taşıma ihalesi de yatmış. Mümtaz Saruhan almış ihaleyi. Ulan ben, bu memleketteki uyuşturucunun yarısını elinden geçiren ben, şimdi bir pancar ihalesini bile alamıyorum. Bağırma damat. Doğru, bağırma damat. Bağırma ki Mümtaz Saruhan senin bağıra bağıra süründüğünü anlamasın. Bir şey yapmak lazım baba. Bu adamlarla onlar gibi oynamak lazım. Köpek olup yaranamıyoruz. O zaman çakal olup ensesini dişleriz. Aslanın zayıf yeri inidir baba. İni. İnine inmenin bir yolunu bulacağız. Baba. Ne var? Konuşacağız. Tabii oğlum. Tabii aslanım. Konuşalım. Senden... Hı. Bir şey için müsaade istiyorum baba. Buyur oğlum. Ben... Menekşe ile evlenmek istiyorum baba. En yakın zamanda. Menekşe. Bizim Menekşe mi? Bıyıklının Menekşe. Evet baba. Ben Menekşe'nin ailemize çok yakışacak bir gelin olduğunu düşünüyorum. Ailemize yakışacak bir gelin. Menekşe. Enteresan. Tamam. Sen şimdi git. Detayları sonra konuşuruz. Ben bir düşüneyim. Tamam baba. Çok sağ ol. Bana destek olacağını biliyordum. Cem. Buyur baba. Ben düşündüm de oğlum. Sen benle dalga mı geçiyorsun ulan? Ulan ben burada can derdiyle uğraşıyorum. Sen Menekşe diyorsun. Ulan. Ulan. Baba. Baba vurma. Al sana Menekşe. Baba vurma. Ulan it. Al sana Menekşe. Yapma baba yapma. Hazım. Al ulan. Hazım dur. Al. Hazım yapma. Al. Hazım baba, dur. Baba yeter. Babanın oğlu ol ulan azıcık. Evcilik oynayacağına erkek ol ulan erkek. Öldürürüm bunu Gülnihal. Öldürürüm tamam, seni. Tamam. Gel o. Git herif. Başka bir emrimiz var mı? Eyvallah koçum. Aynısın. Fotoğrafıyla aynı. Kimse onunla aynı değil. Ali Aydın. Hadi amma baktın ha. Afiyet olsun. Yemeyecek misin? Ha. Annem yüzünden değil mi? Haram yemek yok. Ben de haramzade olduğuma göre. Abi. İyi. Ben de yemem madem. Abi özür dilerim. Neyse. Boş ver. Seni bulmuşum. Sağ ol abi. Nasıl buldun beni? Bir aktar işi olmuştu. Meğer tarif ettikleri adres Mehmet Efendi'nin yeriymiş. Önce şaşırdım ama sevindim ben. Senin oraya uğrayacağını düşündüğüm için. Abim. Okuyorsun değil mi? Haberlere çıkmışsın. Hukuk. Aferin. Annemin istediği olmuş desene. Nasıl? Annem mi? İyi nasıl olsun? Sana kızgın hala. O Allah'ın emri. Gel sen konuşsan, özür dilesen. Ben özür dilenecek bir şey yapmadım. Hangi evlat olsa aynısını yapardı. Biz de kavga ettik zaten. Sebep? Kız meselesi.
Vay yakışıklı. Aslana bak. Kız sevmiş de anasının karşısına dikilmiş. Oğlum pilava kaşık saplasaydın. O ne? Boş ver. Şehirli çocuğusun ya, bilmezsin. Niye kızdı? Kim bu kız? Sen tanıyorsun. Allah Allah, kasabadan mı? Menekşe. Şu veledi sustur kadın! Dur! Oğlum! Öldüreceğiz! Atacağız buradan! Başka çaresi yok bunun! Olmaz. Yakışmaz. Abi, tanımıyorsun. Ben tanıyacağımı tanıyorum. O insanlardan uzak duracaksın Yusuf. Durmayacağım. Duracaksın. Abi sözü dinle. Abi? Hangi abi? Ne abiliğini gördüm? Yusuf! Yusuf, buraya gel. Yusuf! Yusuf, anneme yazık değil mi? Yine mi üzülsün? Yine mi karalar bağlasın? Babam da ben de üzdük onu. Bari sen üzme. O insanları bize bulaştırma artık. Madem kırbaçlı o kadar kötü bir adam, madem Hazım'ın evi o kadar kötü bir yer, o zaman Menekşe'yi onlardan kurtaracağım. Onu Cem'den kurtaracağım. Bu gece bu iş bitecek. Anladın mı abi? Bilmiyorum. Kaldırayım ya efendim. Otur. Maşallah iyi bakıyorsun kendine. Gözümüz yok. Gırtlak senin. Ne geçeceğine sen karar verirsin. Ama benim evimin kapısı da benim. Oradan neyin, kimin geçeceğine de ben karar veririm. Yusuf'tan uzak duracaksın. Benden uzak duracaksın. Bize bulaşmayacaksın. Yazık. Ne kadar da benziyorsun Alim'e. Sanki tutsam, bağrıma bassam seni, koklasam, baban geri gelecek. Ama yalan dünya aldatır insanı. Kap aynı kap ama biri nur dolu, biri kir. Cem, oğlum, aç kapıyı hadi.
Oğlum. Bakalım, sizi soruyorlar. Kimmiş? Bohçacı, memleketlinizmiş. Allah Allah. Geldim. Buyurun hanım. Menekşe burada değil mi? İçeride. Bohçacı gelmiş de. Menekşe ile birlikte bakalım diyorum. Menekşe. Buyurun Gülnihal Hanım. Bohçacı gelmiş. Kendine bir şeyler bakmak ister misin? Dantel, kaneviçe filan. Siz daha iyi bilirsiniz. Aman. Güzel güzel bakarız kadın kadına. Hadi sen de yalnız bırak bizi. Derhal hanım. Bir demet ya sen. Ya sen. Aşkın hatıra. Bitmiyor ayrılığım. Bitmiyor ayrılığım. Hicran. Hicran. Hicran yarası. Yarası. Ağlasam, inlesem, silinmez bahtımın karası. Bahtın karası deyince aklıma ekmek arası geldi la. Yemek mi yesek? Kral. Gerçek bir ayısın yemin ediyor. Ne oldu? Buldun mu? Görüştün mü? Haberde çıktıktan sonra bulabildim izlerini. Takip ettim. Mehmet Efendi'nin yerine gittiler. Hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Kasabadaki zamanlar gibi. Bunca yıl neredelermiş? Demir gibi sağlam durmuş. Alnının teriyle kazanmış. Bir lokma haram yedirmeden, namusuna söz söyletmeden büyütmüş Yusuf'u. Meryem Aydın, Meryem Aydınlığından hiçbir şey kaybetmemiş. Ben de Bilalliğimden hiçbir şey kaybetmemişim. Niye? Daha ilk günden arada kalmayı becerdim. Yusuf'a yardım etsem anam kızar. Ne biçim evlatsın der. Anamı dinlesem Yusuf ne abiliğini gördüm der. Zor işler la. Neyse Bilal, daha fazla ilgilenmiş gibi yapamayacağım. Açım arkadaş, yemek yemeye gidiyorum, geliyor musun? Evet efendim. İyi. Gidip görelim şu arkadaşı bakalım. Dikkatli olun. Beklemiyor mu?
şimdi kaçamadı herhalde. Bir şey yapmışlar mıdır? Bunlardan her şey beklenir. Hadi. Gel. Hadi. Hoş geldiniz. Aa, Bilal Aydın. Sahibin burada olduğunu biliyor mu? Cezalandırmasın seni. Menekşe'yi alamazsınız. İkinizi de öldürmeden defolun gidin. Menekşe'yi almadan gitmem. Onu gözlerinle daha fazla kirletemeyeceksin. Kevgire çeviririm sizi. Gidin dedim. Seni de yanımıza gömerler Cem Kara. Kızı alıp gideceğiz. Ağlamazsınız. Çekil Cem. Menekşe seni istemiyor. Ben ölsem de istemeyecek. Çekil. Bırakmam. Hepimiz ölürüz. Bırak silah. Sen bırak. Çekil Cem. Durun. Durun. Kral. Yanlış yaparsın Hazım Kara. Yanlışa gelmedim. Doğruya geldim kral. Konuşalım. Erik Yürek fırına girmez Hazım Kara. Yeme beni. Kan kardeşimin babasının katiliyle işim olmaz. Seni yiyenler yemiş koçum. Büyük kandırmışlar. Bilal'in babasını kimin öldürdüğünü biliyorsun eyvallah. Ya kendi baban? Onun katili... Git Yusuf. Git buradan. Seni almaya geldim Menekşe. Her şeyi yıktım da geldim. Gelmemeliydin. Menekşe? Biz bir çıkmaz sokaktayız Yusuf. İleri yok. Gelecek yok. Yalnızca geri var. Geçmiş var. Ben seninle olamam. Neden? Ben kocamı kurban verdim. Bilal'i kurban verdim. Başka kurban isteme benden kızım. Yusuf'u olsun alma benden. Ölürüm. Dayanamam. Bir gün sen de ana olursun. Sen de anlarsın evlat ne demek. Anlarsın değil mi? Yüreğine bir sor da benim yerime sen karar ver kızım. İlle de sevdim diyeceksen kır kalemimi. Beni burada öldür. Başkasına bırakma. Gerçek bu Yusuf. İki yanlış bir doğru etmez. Var git yoluna.